Peri Hanım. Ay. Bu kaçıncı ilaç Allah'ım? Midem delinecek. Ay, beynime bir bıçak saplandı sanki. Hanımım, aha şunları başına sarıverdin mi? Hiçbir şeyin kalmayacak ki. Yok artık, daha neler. Bırak Allah aşkına şu koca karı köylü adetlerini. Banyoda yağ yok mu, masaj yağı falan, onu getir. Vah vah, hem de köyden yeni geliverdi. Sızmaz zeytin yağı var. Hadi birim koş getirme. Daha neler. Sen o yağı mutfakta kullan Cemile. Ya lavanta yağı olacaktı. Onu getirsene Gülümser. Hadi çabuk. Tamam, hemen getiriyorum. Ah Enginah. Senin bu saçmalıkların beni öldürecek. Vallahi öldürecek. Tatlım. Nasılsın? Hem de ne büyük sürpriz, değil mi? Bak sen, Perihan Hanım mı olduk şimdi? E Perihan anne derdin zamanında. Tatlım, Türkiye'ye döndüğünü işittim, bir sesini duyayım dedim. Ay nasıl özledim vallahi. Gel de bir yüzünü göreyim, eski günlerden bahsederiz. Ya hiç sorma. Ben hep çok üzüldüm sizin Engin'le ayrılmanıza. Tamam gel de bunları öyle konuşalım. Tamam, olmadı öbür gün mutlaka bekliyorum seni. Hadi görüşürüz. Dur bakalım Vesime. Ben oğlumu öyle kolay kaptırmam senin o pitli yeğenine. Hayat bir baksana kızım. Ne oldu teyze? Güzel kızım. Bu sözlü oyunu biraz fazla uzamadı mı sence? Sen buna bir son versen artık. Biliyorum. Merak etme. Bugün babamla konuşacağım. İyi edersin. Çekil şuradan pis herif. Engin nerede? Hoş geldin Nünür. Biz de damadımla çay içiyorduk. Ne damadı be? Saçma saçma konuşma. Eşkıya mısınız siz? Pis işlerinize oğlumu da alet ediyorsunuz. Ama ben buna izin vermem. Para için yapmayacağınız şey yok değil mi? Alçaklar, fırsatçılar, adiler. Çekil şuradan. Oğlum, sen deli misin, manyak mısın? Sen beni öldürmeye mi çalışıyorsun? Ne işin var senin eli silahlı heriflerle? Anne sakin olur musun? Sakin makin olamam ben. Şu halimize bak. Niye bana bunu yapıyorsun Engin? Anne abartmıyor musun? Hem sana kim söyledi bunları? Ha? Abartıyor muyum? Oğlum sen bodyguard mısın? Elin kızını kurtarmak sana mı kaldı? Bana bak Engin, bu iş çok fazla uzadı. Şimdi dönür ya aslında. Sen sus be, atırsızı. Şimdi söyleyeyim. Yakamızdan düşmek için kaç para istiyorsunuz ha? Perihan Hanım kendinize gelin lütfen. Asıl sen kendine gel be. Engin denginmiş gibi hayaller kurmaktan vazgeç. Söyleyin kaç para istiyorsunuz? Anne yeter dedim. Sen yeter be. Artık yaptığın beni aştı. Hayat ben dayanamıyorum artık söyleyeceğim. Teyze lütfen. Perihan Hanım. Bakın ben size izah edeyim. Siz yanlış anladınız. Neyi yanlış anlıyorum be? Neyi yanlış anlıyorum? Ben oğlumu size yedirmem. Sözlülermiş. Yesinler. Hele sen Vesime. Kulağını aç beni çok iyi dinle. Senin yerin burası. Bu çöplük. Çünkü senden ne hanım olur ne kadın. Yok artık. Anne sözlerine dikkat et. Asıl sen dikkat et. Hep senin yüzünden bunlar başımıza geldi. Hep senin yüzünden. Ah! Ah! Yeter! Yeter! Evet. Hayat'la Engin sözlüler. Ben de arkalarındayım. Anladın mı? Hadi bakalım Perihan. Engin, ne saçmalıyor bu kadına? Ne saçmalıyor? Cevap ver bana, ne saçmalıyor? Puh!
Yazıklar olsun sana. Öyle mi Vesime? Bugüne kadar abim sayesinde konakta kaldın. Ama ben seni kapıma it diye bile bağlamam. Defol şuradan, çekil. Teyze, teyze sakin ol, tamam. Vesime abla. Çok özür dilerim Vesime abla. Gel şöyle bir otur, sakinleş. Gel. Bitti artık. Sözlüymüşüz gibi yaptık, şimdi ayrılmış gibi yapacağız, tamam mı? Hayat, yapmayabiliriz. Sonuçta babana güvenmiyorum. Seni bir kere satmaya kalktı. Ya yine denerse? Bir şekilde başımın çaresine bakarım. Nasıl baktığını gördük. Etrafında kurtlar dolaşıyor be. Engin, ne zamana kadar koruyacaksın? Vazgeçelim bu tehlikeli oyundan. Ya yalanlar böyle sürüp gidemez. Benim şimdiye kadar yaşadığım hayatım yalanmış. Gerçeği seninle yaşıyorum hayat. Kafamı karıştırıyorsun. Yapma böyle. Bak, beni bu saçmalıktan kurtardığın için sana minnettarım. Ama buraya kadarmış. Hayat. Niye beni görmemek için bu kadar uğraşıyorsun, ha? Bitti, tamam mı? Herkes böyle bilecek bunu. Peki. Sen öyle istiyorsan. Galiba bu yaşadığım en sert ayrılıktı. Hiç söz hakkım yok. Engin, gitme.